Herkese selam. ve Ekran kartı stok sorunu 2 Mayı güncellemesiyle birlikteyiz. Yaklaşık 2 ay önce yaptığımız ekran kartı stok sorunu videosunda özellikle Mayıs ayındaki artık saçmalık boyutunun da ötesine geçen fiyatlara göre yaşanan 2 aylık düşüşleri ekrana getirmiştik. Tüm verilerinde eBay'in resmi satış rakamları olduğundan bahsetmiştik. O videoyu yaparken şunu da söylemiştik. Bu fiyatların düşüşüyle birlikte işte artık her şey normale dönüyor kartlar artık olması gereken fiyatlardan satılacak falan diyemeyiz demiştik bunun gerçekleşebilmesi için önümüzde daha uzun bir süreç olduğundan bahsetmiştik keşke biz haksız çıksaydık ama maalesef dediğimiz gibi de oldu kartların fiyatları yine zam görmeye başladı şimdi yine tüm güncel kartların fiyatları üzerinden konuşacağız bakalım bu geçtiğimiz iki ay içerisinde neler yaşanmış ve bundan sonra neler olacak şimdi detaylıca durumu değerlendireceğiz. Evet önce Nvidia ile başlayalım. Dediğimiz gibi en son kartların Mayıs ayından Temmuz ayına kadar gördükleri indirimleri ekrana getirmiştik. Peki Temmuz'dan bu zamana kadar fiyatlarda nasıl bir değişiklik olmuş? Şimdi ona bir bakalım. Meşhur RTX 3090 1500 dolar tavsiye edilen satış fiyatına sahipti. En son 3600 dolarlardan 2599 dolara kadar gerilemişti. Yani Temmuz ayındaki son fiyatı buydu. Sonra Ağustos'ta biraz bir kıpırdanma göstermeye başlamış. 2607 dolara çıkmış. Şimdi ise 2863 dolar olmuş. 2599 dolarlık fiyatı tavsiye edilen satış fiyatının zaten %72 üstündeyken şimdi 2863 dolar olarak tavsiye edilen satış fiyatının %91 fazlasına satılmakta. RTX 3080 Ti ayında 1200 dolar tavsiye edilen satış fiyatı vardı. Ama tabii ki asla bu fiyattan satılmadı. En son 1905 dolara kadar gerilemişti Temmuz ayında. Ağustos'ta kartın fiyatı biraz daha düşmüş 1815 dolara gerilemiş ama Eylül ayında yine 1880 dolara çıkmış. Temmuz ayında tavsiye edilen satış fiyatının %59 üstündeyken şu an %57 üstünde olmaya devam ediyor. Yani neredeyse hala aynı fiyatta. RTX 3080'de 700 dolar tavsiye edilen satış fiyatı olan bir kart. Onu da tabii o fiyattan görmek hiçbir zaman nasip olmadı. En son 1623 dolara kadar gerilemişti ama Ağustos'ta önce 1643 dolara çıkmış. Eylül ayında ise 1673 dolardan satılmaya devam etmiş. Temmuz ayında tavsiye edilen satış fiyatının zaten %132 fazlasına satılırken %5 daha zamla artık %137 fazlasına satılmakta. RTX 3070 Ti'ye bakalım. Onun tavsiye edilen satış fiyatı ise 600 dolardı. Kendisini Temmuz ayında 1085 dolara kadar düşmüşken gördük. Sonra Ağustos ayında 1170 dolara çıkıvermiş. Eylül ayında da 1191 dolara çıkıvermiş. Artık fiyat sinirimizi böyle almaktayız. Temmuz ayında tavsiye edilen satış fiyatının %81 fazlasına satılırken şimdi %99 yani tam 2 katı fazlasına satılmakta. RTX 3070'e geldik. Onun da tavsiye edilen satış fiyatı 500 dolardı. Aslında birçok oyuncunun ulaşabileceği düzgün kartlardan biri kendisi. Tabi eğer normal fiyatında olmuş olsaydı. Temmuz ayında 1075 dolara kadar düşmüş. Sonra Ağustos'ta 1228 dolara fırlamış ve Eylül ayında 1180 dolardan devam etmiş. Temmuz ayında tavsiye edilen satış fiyatının %115 fazlasındayken şimdi o da yetmemiş %136 fazlasına çıkmış. Tabi indirim olan bazı kartlar da var. Onlardan biri de RTX 3060 Ti. O da çok talep gören kartlardan biri aslında. Yani piyasada bulunsa bence oyuncular arasında da yok satacak. 400 dolar tavsiye edilen satış fiyatı var kartın. Temmuz ayında 1600 dolarlardan 1012 dolara kadar düşmüş fiyatı. Ağustos'ta da bu indirim devam etmiş 952 dolara düşmüş ve Eylül ayında ise 866 dolar fiyatla bulunabilmiş. Temmuz ayına göre tavsiye edilen satış fiyatının %153 fazlasındaymış. Şimdi %117'ye düşmüş. Bakalım inşallah bu düşüşü daha da devam eder. Darısı tabii ki diğer kartların başına. RTX 3060'a gelirsek o da 330 dolar tavsiye edilen satış fiyatına sahipti. Temmuz ayında 977 dolardan 723 dolara düşen bir fiyatı vardı en son. Ağustos'ta bir fırlamış, 752 doları görmüş ama Eylül'de gene 708 dolara kadar inmiş. Temmuz ayında normal fiyatının %119 fazlasındayken şimdi %114 fazlasına satılmakta tabii ki bulunabilirse. Gelelim AMD'ye Amiral Yemisi RX 6900 XT'yi de 1000 dolarlık tavsiye edilen satış fiyatında görmemiz hiçbir zaman nasip olmadı elbette. 2000 dolarlardan 1460 dolara kadar indi kendisinin fiyatı Temmuz'da ama sonra Ağustos ayında 1622 dolara yükseldi birden ve Eylül'de gene fiyat 1569 dolara düştü. Tavsiye edilen satış fiyatının %46 fazlasına satılırken artık %56 fazlasına satılmakta kendisi. 2 numaralı kart yani RX 6800 XT'nin ise 650 dolarlık tavsiye edilen satış fiyatı vardı. 1690 doları gören kart Temmuz'da 1282 dolara kadar düştü. Sonra Ağustos'ta 1268 dolara da indi ama Eylül'de gene fırlayarak 1411 dolardan satılmaya başlandı. Temmuz ayında normal fiyatının %97 fazlasına satılırken şimdi %117 fazlasına satılmakta. RX 6800 ise 580 dolar tavsiye edilen satış fiyatı olan bir kart. O da 1518 doları görmüştü tepe seviyede. Sonra 1087 dolara kadar düşmüştü. Ağustos'ta önce 1127 dolar oldu. Şimdi ise 1309 dolardan satılmakta. Gene Mayıs ayındaki fiyatının yolunda gidiyor kısacası. Temmuz ayında olması gereken fiyatın %87 fazlasına satılırken şimdi %126 fazlasına satılmakta inanılır gibi değil tabi ki. RX 6700 XT stoklarda bazen görebildiğimiz kartlardan biri 480 dolar tavsiye edilen satış fiyatı var. Temmuz ayında en fazla 733 dolara kadar düşüş görmüştü. Peki sonra ne oldu? Ağustos ayında önce 793 dolara çıktı. Eylül'de de 881 dolara yükseldi normal fiyatının %53 fazlasına satılırken şimdi %83 fazlasına satılmakta. Yeni çıkan RX 6600 XT'ye gelirsek 380 dolarlık tavsiye edilen satış fiyatı vardı. Ağustos ayında 633 dolarla satışa başladı ve 639 dolarla devam etmekte. Yani %68 oranında normal fiyatından daha pahalıya satılmakta şu anda. <laughs> Gene en insaflı pahalı kartlardan biri halinde ama. Evet, genel tabloya baktığımızda Nvidia ve AMD tüm kartların normal tavsiye edilen satış fiyatlarına göre fiyat ortalamalarını alırsak yuvarlak hesap böyle kafa karıştırmadan toplamda iki firmanın da kartlarının böyle ortalamada %100 civarı daha pahalıya satıldığını görebilmekteyiz. Bu durum mayıs ayında en kötü halindeydi. Temmuz ayında iniş göstermişti. Şimdi Temmuz ayına göre biraz daha artmış durumda. Yani %5, %7 falan bir artış söz konusu. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi Ethereum madenciliğinde karlılık yüksek olmaya devam ettikçe ekran kartı fiyatlarının yakın zamanda düşeceğini ben pek zannetmiyorum. Çünkü tek olarak satılan kartlarda da adam gidip parasını verip ekran kartını alıyor ve madencilik için kullanıyor. Ne Nvidia ne AMD bu karlılığından vazgeçmek istemiyorlar. Çünkü zaten yok satıyorlar. Eğer Intel rekabetin içine bir şekilde girebilirse ve sadece oyuncuları hedeflerse işler bence o zaman biraz değişecek. Bununla beraber üretim sürecinde atılan adımlar da zamanla meyvelerini vermeye başlayacak. Fakat her şey global anlamda sürekli zam yediğinden ve TSMC'nin de bu zamları böyle hiç çekinmeden hemen bizlere yansıtmasından dolayı Ufukta çok kısa sürede fiyatların tamamen eski haline dönmesi biraz hayal gibi durmakta. Size tavsiyem şu, tek tek parça halinde sistem toplamanın artık astarı yüzünden maalesef pahalıya denk geliyor. Hazır sistemler artık günümüzün kurtarıcısı. Sadece ekran kartı alımında madenci adam da parasını verip aldığı için dediğimiz gibi üreticiler bu kartları ucuza yakın bir zamanda vermeyecekler. En iyi çözüm şimdilik hazır sistem kovalamak ya da amaç sadece oyun oynamaksa gidip Xbox Series S veya Series X alınıp bence Game Pass üyelikle oyun sorununa da bir çözüm olabilir. Tabi PC sadece oyun için almayacaksanız o zaman dediğim gibi hazır sistem kovalamanızda fayda var. Evet şimdilik tüm gelişmeler bunlardı. Pek bir şey değişmediği için geçen ay rehberini yapmamıştık. Önümüzdeki ay veya aylarda gelişmeleri tekrardan değerlendireceğiz ve durumu masaya yatıracağız. Fiyatların en kısa sürede normale dönmesi dileğiyle şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.